Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Elihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bültenle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere bu hafta oyunumuza yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar. Dolayısıyla bu haftaki bonuslar ve indirimler çok fazla değil. Ancak yine de tabii ki de sizler için bir özet geçeceğim. Bültenimize başlamadan önce size hızlı bir şekilde Grand RP'den bahsetmek istiyorum. Grand RP GTA Online'dan bağımsız bir RP, yani rol yapma sunucuları arasındaki en büyük ve en sık güncellenen sunuculardan birisi oluyor. Tanıdığınız tanımadığınız birçok yayıncı da bu sunucularda oynamakta. Grand RP'de polislik, FBI ajanı ya da itfaiyecilik gibi yasal meslekleri yapabilmenin yanı sıra çete üyesi, araba hırsızı ya da silah kaçakçısı gibi illegal meslekleri de yapabiliyorsunuz. Burada tamamen sizin isteğinize bağlı olarak istediğiniz bir kişiyle bürünerek rol yapıp oyunu oynayabilirsiniz. Bunların dışında oyunda diğer oyuncularla evlenebilir, oyundaki benzin istasyonu, marketler ve ATM'ler gibi çeşitli para kazandıracak işletmeleri de satın alabiliyorsunuz. GTA Online'dan farklı olarak bu sunucuda çok daha fazla giyim öğesi, kıyafetler, aksesuarlar, evler ve görevler bulunmakta. Aynı zamanda yine GTA Online'da dahi bulunmayan birçok gerçekçi araç da bu sunucuda bulunuyor. Dolayısıyla çok daha farklı bir deneyim yaşamak için sizleri de bu sunucuyu mutlaka denemenizi öneririm. Siz de eğer İngiltere 2 sunucusunda bulunan ailemize katılmak isterseniz hemen videonun açıklama ve sabitlenen yorum kısmındaki referansın linkimize tıklayarak oyuna ücretsiz bir şekilde kaydolabilirsiniz. Hepinizi mutlaka Grand RP'de bulunan ailemize beklerim. O halde bültenimize devam edelim. Evet, vakit kaybetmeden hemen bültenimize başlıyoruz. Bu haftaki Daimler Cazoo röntgeninde bulunan podyumdaki aracımızın markası Kulip M100. Araç gerçekteki 1980 model Chevrolet Malibu Coupe adındaki araçtan esinlenmiş bir araç. Normal satın almaya kalkarsanız 1.658.000 dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta her gün Daimler Cazoo röntgenine gelip burada bulunan çarkı çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Carmeet bölgemizde bulunan Pradra Challenge'ımıza ve ödülümüze. Bu haftaki ödül aracımızın markası Gauntlet Hellfire. Araç gerçekteki 2018 model Dodge Challenger SRT Demon adındaki araçtan esinlenmiş bir araç. Normal satın almaya kalkarsanız 745 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta dilerseniz bu araca ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu aracı bu hafta ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için yapmanız gereken şey ise 2 gün boyunca arda arda her gün Carmeet serisi yarış oynamalı ve bu yarışların ikisini de kazanmanız gerekiyor. Bu kriteri karşıladığınız takdirde 2. gün sonunda şu arkada gördüğünüz mesaj ekranına gelerek bu aracı buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki test track bölgemizde bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Dinka Jester, ikinci aracımız Vapid Piot Gesser ve üçüncü aracımız ise Vapid FMJ. Kekser'den bu araç için 130'luk bir indirim bulunuyor. Bu hafta burada gördüğünüz 3 araç da oyundan kaldırılmış olan araçlardan oluşuyor. Yine ilerlerseniz bu hafta bu test track bölgesine gelerek burada gördüğünüz araçları test edebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Luxury Autos'ta bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Niobe ve ikinci aracımız ise Kokiet D1. Ki bu araçların ikisi de oyunumuza yeni eklenen araçlar oluyor arkadaşlar. Yine ilerlerseniz bu hafta bu Luxury Autos'a gelerek burada gördüğünüz araçları inceleyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Simon'un showroom'da bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası bu hafta oyunumuza yeni eklenen Paragon S. İkinci aracımız Kokiet Blackfin ki ekstradan 130'luk bir indirim bulunuyor. Üçüncü aracımız Furore GT. Dördüncü aracımız Cognos Santi Cabrio. Ve beşinci aracımız ise Faggio Sport. Bu hafta burada gördüğünüz ilk araç haricindeki tüm araçlar oyundan kaldırılmış olan araçlardan oluşuyor. Yine ilerlerseniz bu hafta bu Simon'un showroom'una gelerek burada gördüğünüz araçları ücretsiz bir şekilde 5 dakika boyunca deneyebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan haftalık mücadele görevimize. Bu haftaki haftalık mücadele görevimiz toplamda 6 tane Bail Office Bounty görevi tamamlamak. Ki bildiğiniz üzere bu görevler oyunumuza yeni eklenen Bail Office işletmesinin içerisindeki bilgisayar üzerinden başlattığımız kelle avcılığı görevleri oluyor. İşte bunlar 6 tane tamamladığınız takdirde 100 bin dolarlık bir para ödülünün sahibi olacaksınız. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan Sallıcar işletmesi içerisinde bulunan araç ve soygun görevlerimize. Bu haftaki ilk aracımız Dinka Kanjo SJ adındaki araç ve bu aracın içerdiği ara soygunu görevi ise McTony Robbery. İkinci aracımız D-Class Drift Yosemite. Bu aracın içerdiği ara soygunu görevi ise Gangbanger Robbery. Ve üçüncü aracımız ise Lampadati Corsita. Bu aracın içerdiği ara soygunu görevi ise Podium Robbery. Yine ilerseniz bu hafta bu Sallıcar işletmesi içerisinde bulunan araç soygunu görevlerini yapmayı da düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan bonusu görevlerimize. Bu hafta oyunda bulunan Cross the Line adındaki oyun moduna 2 katlık bir bonus bulunuyor. Bu oyun modunu oyunumuzun duraklama menüsünden online sekmesi üzerinden Jobs, Play Jobs, Rockstar Created ve oradan da Adversary Mod sekmesi üzerinde bulabilirsiniz. Dediğim gibi bu hafta için bu oyun modunda 2 katlık bir bonus bulunuyor. Yine ilerseniz bu hafta bonusundan da faydalanarak bu oyun modunu oynamayı da düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan Gunman'daki silah ve indirimlerimize. Bu hafta Gunman'da bulunan Stun Gun adındaki silahta %20, geri kalan diğer tüm silahlarda ise %10'luk bir indirim bulunuyor. Bombalar kategorisine baktığımızda ise bu hafta Gunman'da bulunan tüm bombalarda %10'luk bir indirim görmekteyiz. Son olarak zırhlar kategorisine baktığımızda ise bu hafta Gunman'da bulunan tüm zırhlarda %10'luk bir indirim bulunuyor. Yine ilerseniz bu hafta bu Gunman'a gelerek burada gördüğünüz indirimlerden de faydalanabilirsiniz. Evet, böylelikle bu haftaki haftalık bültenimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umuyorum ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir videomu yorumlarsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.